Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Azerbaycan'a ayağınızın tozuyla geldiniz. Bize oradaki sıcak gelişmeleri anlatır mısınız? Hoş bulduk. Ben de izleyicilerimizi salamlıyorum. Teşekkür ederim sorunuza göre. Evet, Azerbaycan'da bir iki gün bundan önce, daha doğrusu artık yani olayların şimdi sakinleşti. Yeniden Ermeni çeteleri, bildiğiniz gibi 10 Kasım 2020'de bir anlaşmaya varıldı. Daha doğrusu Ermeni tarafı kapitülyasiya imza attı ve hemen 10 maddelik demeli senete esasen Ermeni çeteleri Karabağ'ın arazisinde olan bazı noktalardaki vardırlar. Onlar bu arazileri terk etmeliydiler. Ama təəssüflər olsun ki, 2 ilə yaxındır müddət keçməsinə baxmayaraq erməni həmin silahlı deməli qrupları həmin bölgələri tərk etmədilər və zaman zaman təxribatlara əl atdılar. Bu ay ərzində də bir qaz təxribata deməli revaş göstərdilər. Azərbaycanın bir əskərini, ordusunun bir əskərini şəhid etdilər. Buna qisas əməliyyatı olaraq cavab verildi. Təkcə Azərbaycan şəhidimizin qisası alınmadı. Aynı zamanda erməni çetələrinin deməli əlində bulunduğu çox mühüm deməli yüksəkliklər Azərbaycan ordusunun mövqələrinin nəzarətinə keçdi və erməni deməli terror qruplarının, buna çünki ancaq artıq terror qrupu demək olar və Azərbaycan ordusu da məhz orada antiterror operasyonları yaptı. Terror gruplarına ait olan silahlar, askeri araçlar, mühimmatlar demeli imha edildi Azerbaycan ordusu tarafından. Bu bir daha Ermenistan'a karşı bir Azerbaycan'ın demir yumruğuydu kafasına ki Sayın Cumhurbaşkanımız Başkomutan İlham Aliyev Ermenilere söylemişti. Yadınızdan çıxartmayın demir yumruğu. Her hansı bir yanlış yaptığınız zaman Azerbaycan'ın yumruğu kafanıza gelecektir. Şimdi Ermeni tarafı görünür yine bu yaptığı təxribata sertliğine Azerbaycan öz dersini verdi. Ve şimdi Azerbaycan tarafının beklentisi Ermenistan'ın imzaladığı kapitulyasiyanın həmin maddələr ki deməli Laçın şəhərinin boşaldılması, erməni silahlarına ait bütün qrupların çıxarılması Qarabağ ərazisindən və təbii ki ən vacib mühüm amillərdən biri Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı qərarların yerinə yetirilməsi. Ermənistan ortalıqda bir tabii ki burada Rus sülh demeli gözlemcilerinin bilirsiniz orada bir kontingent var, Rus kontingenti var, askeri kontingent. Bunlar sanki bir gözlemci rolunda ama aslında Ermeni təxribatlarına da göz yumurlar. Yani görünen odur ki yapılan demeli bu son təxribatda da burada Rus gözlemcilerinin de bir eli barmağı vardır. Ve Azerbaycan tabii ki bütün uluslararası kabul olunmuş demek konvensiyalarından 10 maddenin demeli senedin yürürlüğe girmesini madde madde yerine getirilmesini Ermenistan'dan bir daha talep edir ve söz yok ki Ermenistan yeniden bu təxribatlarını provokasyon adımlarını devam ettirirse ve Ermenistan Azerbaycan'a torpaqları içerisinde silahlı birleşmelerini son kişisine kadar çıkartmazsa yeniden bu kimi antiterror ameliyatlarını Azerbaycan ordusu tarafından hayata geçirilecektir. Teşekkür ederiz. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Biz de teşekkür ederiz. Bu konuyla bağlı televizyonunuzun yer verdiğine göre minnettarım. Sağ olun.